Çocuk Bahçesi. Yapım Ankara Radyosu. Annemin Türküsü 4. Bölüm. Yazan Filiz Ersöz, yöneten Ergin Orbey, yapımcı Ersan Edinç, efektör Hamit Çelik. Bu bölümde oynayan sanatçılar, anlatan Sema Aybars, Dede Baykal Saran, Rıza Alpay İzbırak, Sevim Elçin Şanal, Metin Nezih Alataş, Ayça Duygu Canbaş, Oğuz Ünsal Ünlü, Ali Cüneyt Gündoğdu. Annesini kaybettikten sonra öğretmen olan amcası Rıza Bey ile İstanbul'dan Erzurum'a giden Metin, amcasının çocukları Oğuz ve Ayça ile yengesi Sevim Hanım'ın kendisini istemeyeceklerinden korkmaktadır. Çünkü amcası Oğuz'un geçirdiği bir kaza sonunda parmaklarının özürlü kalması nedeniyle aksi, huysuz bir çocuk olduğunu, kazadan kendini sorumlu tutan yengesinin de sinirli bir kadın olduğunu anlatır. Geldikleri gece Oğuz Metin'le kendi odasını paylaşmak istemez. Metin'e yalnızca Ayça yakınlık gösterir. Onu çarşıda ayakkabı tamirciliği yapan ve dağ sporlarıyla uğraşan Hasan abisiyle tanıştırır. Hasan'ın candan davranışları, teselli edici sözleri Metin'i biraz olsun ferahlatır. Bunun yanı sıra akşam amcası ve Ayça ona küçük odayı hazırlarlar. O gece rahat uyuyan Metin oldukça mutlu kalkarsa da yengesinin hastalanması onu gene üzer. Sonunda amcası köy havasının hepsine iyi geleceğini düşünerek onları bir an önce karısının köyüne götürmeye karar verir. Sen otur anne. Bak, Metin'le bavulu hazırladık bile. Şimdi de mutfaktan yiyecek torbalarını getiririz. Aman, köye gitmemize daha zaman var diye pek hazırlık yapamadım. Demek Hasan zorladı seni Rıza. Bir bakıma öyle. Hem bu kez de hazırlıksız git. Baban yabancı mı Sevim? Acele etmene kızıyorum işte. Köyün havası hepinize iyi gelecektir. Acele edişimin nedeni bu. İçim daralıyor oralarda. Babam olmasa hiç gitmem ya. Ben yalnızca dedemi özledim zaten. Sen neden konuşmuyorsun Metin? Sizi dinliyorum amca. Hadi oğlum hadi, siz işinize bakın. Mutfaktan ne getirecekseniz getirin. Koyun şu bavulun yanına. Bir saate kadar garajda olmalıyız. Yengen oturdu hala fikir yürütüyor. Ay, sabah kalkan minibüsü kaçırdık herhalde. Evet, senin yüzünden. Sen bizi köye bırakır bırakmaz dönecek misin amca? Gece yatar, ertesi gün dönerim. Deden bizi görünce ne kadar sevinecek kim bilir. Metin mutfağa gelsene, bana yardım et. Geliyorum amca. Selam olsun Bolu Bey'ine, Bolu Bey'ine. Çıkıp şu dağlara yaşamalıdır. Sami dede, sen her zaman türkümü söylersin böyle. Ben seni uyudu sandım Metin, dikkat ettim ama demek sesim yine de çok çıkmış. Odanı benimle paylaştığın için çok teşekkür ederim Sami dede. Bana yalnızca dede diyebilirsin, torunlarım Ayça ile Oğuz gibi. Bu bir. İkincisi,
Elbette seninle paylaşacaktım, arkadaş oldun bana. Bak ne güzel, yattığımız yerden sohbet ediyoruz. Köyünü de seni de çok sevdim. Ya ben seni tıpkı rahmetli babam gibisin. Akıllı, saygılı, uysal. Babamı iyi tanır mıydın? Evet. Sen çok küçüktün. Annenle bir kez gelip kalmışlardı köyde. Ama eski günleri açmayacağımıza dair birbirimize hani söz vermiştik. Unutmak yok. Haklısın. Sen de işini hatırlayıp üzülüyorsun değil mi? Akıllı oğlum benim. Bu sabah amcanların karşıdan geldiğini görünce dünyalar benim oldu. Ama şu yanlarındaki kim diye düşünüyordum. Bir de baktım bizim ufaklık Metin delikanlı olup çıkmış. O kadar olmadım daha. Bu yıl orta sonu okuyacağım. Günler çabuk geçiyor evlat. Meraklanma. Hadi uyuyalım artık hadi. Peki. Yengemin mutlu olması için ne yapmamız gerek dedi? Hiçbir şey. Benim kızım aksidir. Yalnız Oğuz'u oyun oynamaya, sizlerle gezmeye zorlayacağız. Aslında Oğuz üstüne düşüldükçe şımarıyor. O da başka mesele. Ama Ayça çok sevimli bir kız değil mi? Melek gibidir. Güzel, iyi kalpli. Hadi bakalım hadi. Hayırlı geceler Metin. Çenemiz açıldı, birbirimizi uyutmayacağız galiba. İyi geceler dedi. Hayatımın en güzel günlerini burada geçireceğim herhalde. Yeşerdi fındık dalları, acep ne olacak yarın halları, acep ne olacak. Günaydın dedeciğim. Günaydın peri kızı, günaydın. Neden erken kalktın? Senin türkülerinden uyumak ne mümkün? Öyle ya. Demek ta bahçeden içerilere kadar gitmiş sesin, farkında olmuyorum işte. Eyvah, Metin'i de uyandırmışım. Günaydın evlat, günaydın. Hadi oturun bakalım şu zerdali ağacının dibine. Bahçen ne kadar bakımlı. Her türlü meyve, sebze yetişiyor galiba. Burası benim dünyam oğlum. Beni hayata bağlayan buralar. Bir de Karabaş. Biz geleli bugün tam bir hafta oldu. Karabaş'ı yalnızca bir kez görebildim. Akıllıdır benim köpeğim. Baktı ki misafirlerim var, yalnız değilim, keyfince geziyorumdur işte. Ne olur onu bize versen dedeciğim. Ya mümkün mü kızım? Size başka daha küçük bir köpek bulacağım. Ama Karabaş'ı istemeyin benden. Peki üzülme. Peki bugün şeytan mağarasına gitmemize izin verir misin? Oralarda görülecek ne var ki? Palandöken dağının eteklerinde bildiğimiz ayı inlerinden biri. Hem tehlikeli de olabilir. Yukarıdan taş, toprak, kaya parçaları yuvarlanır. Ama biz mutlaka görmek istiyoruz dedi. Başınızda bir büyük olmadan izin veremem. Belki orada Hasan abiye rastlardık. Şu bizim ayakkabı tamircisi Hasan mı? Yok canım. O yükseklere tırmanır. Dağın eteklerinde ne işi var? Günaydın baba. Ya, sabah çocukları toplamışsın başına yine. Buyur. Sen de katıl aramıza Sevim. Böyle sohbet her zaman bulunmaz. Oğuz uyanmadı mı daha? Hayır. Kıyamadım, uyandım. Neden? Herkes erkenden kalktı. O da katılsın aramıza. Kıyamadım da ne demekmiş? Baba durumu biliyorsun işte. Çok üstüne gidiyorsun bu çocuğun Sevim. O da gerçekten derdinin büyük olduğunu sanıyor. Hadi git uyandır, al gel. Aman, canımı sıkma hadi. Sen yaşlandıkça iyice huysuzlaşmaya başladın. Bazı kimseler böyle azarlanmaktan hoşlanır. Ama annemi üzdün dedi. Üzülsün. Ben onun babasıyım. Bazen çocuktan farkı yok. Bir de hastalık tutturmuş. Onunki kuruntu, evham. Hadi bakalım mutfağa gidelim. Kahvaltımızı hazırlayalım. Bahçeyi hazırlayalım mı? Elbette Metin. Kahvaltıdan sonra da şöyle pek fazla uzaklaşmadan dağın eteklerini gezersiniz. Ama muhtarın oğlu Ali'yi almadan gitmeyin, tamam mı? Tamam söz. Ali'yi çok severim. Hem buraları da iyi tanır.
gidelim çocuklar. Oğuz bize yetişemiyor. Sürekli oturmaktan şişmanladı tabii. O küçük topu da almış evden, ayağıyla vura vura geliyor. Bizimle geldi ya, sen ona bak. Yine de pek keyfi yok galiba. Aklıma bir şey geldi anne. İkiniz biraz uzaklaşın, önden yürüyün. Aa, neden? Soru sorma lütfen. Ha, anlaşılan Oğuz'la konuşacaklarım var. Hadi Ayça, biz hızlanalım, gel. Oğuz, o topu nereden buldun? Benim topum. Hep dedemin evinde durur. Tatile geldiğimizde oynarım. İyi. Hadi hem konuşalım hem de yavaş yavaş yürüyelim. Baksana, voleybol oynamayı hiç düşündün mü? Hayır. Elimin özürlü olduğunu unuttun galiba. Pek önemli bir şey gibi görünmüyor. 3-4 ay önce görseydim parmaklarımı hiç oynatamıyordum. Ya şimdi? Sana ne? Görüyorsun işte, pek farklı değil. Oysa olay daha yeni. Doktorun verdiği egzersizleri yapabilirsin. Bu iş bu kadar zor mu sence? Bilmem. Bunlar nasıl hareketlermiş acaba? Bu konuda hiç bilgim yok da. Merak edilecek ne var bunda? İstersen şu sağlam elimle göstereyim. A, tabii, sevinirim. Bak, önce parmaklarını şöyle yapacaksın. Hmm. Yani bir şeyi sıkar gibi. Tamam. Sonra da açacaksın parmaklarını. İşte hepsi bu. Aa, çok kolaymış. Eğer şu özürlü elinle de aynı şeyi yaparsan sana İstanbul'la ilgili tüm anılarımı anlatırım. Hani merak ediyordun ya, hele de Boğaz Köprüsü'nü. Hiçbir şey dinlemek istemiyorum. Hayır, yapmayacağım. Sen bilirsin. Ben de koşayım bari. Ali ile Ayça bizden epey uzaklaştı. Kayalıklara doğru gidiyorlar. Metin dur. Dur, tamam, beni bekle. Peki. Ne olur hiç olmazsa bir kez o elinle yapmaya çalış şu egzersizleri. İnatlaşma Oğuz. Yapamam ki, acır. Bir kez dene. Dur. Mesela al şu topu eline. Al bakalım. Hadi Oğuz. Tamam. Şimdi sık topu. Sık. Tamam. Çok acıyor. Peki eline bir şey almadan denesen acır mı acaba? Bilemiyorum. Hadi dene, dene. Tamam. Bir kez daha. Yapabiliyorum. Ne olur. Kendin için, annen için, bizler için bir kez daha dene Oğuz. Peki. Önce sıkar gibi. Sonra parmaklarını açar gibi. İşte böyle. Yaşasın, oluyor. Önce böyle. Ama sen de şu İstanbul konusunda verdiğin sözü unutma. Aa, unutur muyum hiç? İstersen 10 kez anlatırım. Bu yaptıklarımı ikimizden başka kimse bilmeyecek. Tamam mı Metin? Evde de odana çekilince yapacağına söz ver. Tamam. Peki, peki, tamam, söz. Bu köpekler de nereden çıktı böyle? Ayça ile Ali bizden uzaklaştı. Ne yapacağız şimdi? Ayça, Ali, buraya gelin. Siz buraya gelin, koşun. Bunlar çoban köpekleri. Şu kayalıklara sığınalım. Abi, koşun, durmayın. Hiç telaşlanma, ver elini bana. Hadi Oğuz, koşalım. Eyvah, köpekler çok yaklaştı Metin. Koş Oğuz, koş. Annemin Türküsü. Sürekli oyunumuzun 4. bölümünü dinlediniz. 5. bölümde buluşmak dileğiyle.